Şimdi arif olan odur ki diyor, itikatten itikada geçerek kendisini bir itikat ile sınırlamaz. Bu ne demek? İlahi esmanın tezelli, tecelli ve tezahürünü nerede görse tanır. Cenab-ı Nebi diyor ki, ilim Çin'de olsa gidin alın diyor. Şimdi o dönemde bunu ilim diye çeviriyorlar. Halbuki o marife. Marife Çin'deyse. İlim değil. Marife Çin'deyse git al. E nasıl? Ya böyle çok uzakmış. Yani uzakta da olsa gidin, çaba harcayın, gidin ona ulaşın demek istiyor. Fena değil yani, bu da güzel bir düşünce. Ama Cenab-ı Nebi'nin zuhur ettiği döneme bir bakalım. Çin'de Lao Tse diye bir şahsiyet çıkmış. Tao Tai Chi diye bir öğreti veriyor, marifet ehli. Ve Çin'e de inzal olmuş marifet. Çin'de de marifet var. Sen sadece zannediyorsun Arap çölüne inmiş marifet. Onun dışında dünyanın hepsi şey fakir kalmış. Ha. Cenab-ı Hak diyor ki her ümmete bir şeriat verdik. Ha. E peki Çin ümmetine ne vermiş? E onun marifeti de Tao Te Ching, Lao Tse. Hind'e de vermiş Krishna. Cenab-ı Nebi zamanındaki Krishna'nın tezahürlerinden bir tezahür olarak kim var? Shankara var. Shankara. Al Shankara'yı oku. Allah Allah. Bu adam Melami Mürşidi Kamili mi acaba? Bektaşi Mürşidi Kamili mi? Nasıl olabilir? Aynı zevk, aynı tat, aynı anlatı nasıl olabilir diyorsun. Onlar buradan öğrenmiştir. Yok belki de bunlar orada. Hayır efendim. Artezyen bunlar. Batında gizir olan aynı hakikatin hak olarak zahire çeşitli bireylerden, çeşitli gruplardan dünyaya akan nehirler gibidirler bunlar. Her biri Pınarbaşı'dır. O zaman Hint'te Shankara var. O dönemi söylüyorum sadece. Cenab-ı Nebi'nin yaşadığı, tarihsel yaşadığı dönemi kastederek söylüyorum. İçinde de bu bir kuşak meselesidir. Baktığımız zaman diğer tezahürlere bu aşağı yukarı 700 yılda bir filan rast geliyor. Şimdi değişti durumlar ama şimdi çünkü hızlandı, zaman da hızlandı. 7 senedir bir 700 yılda bir bütün dünyada bir kuşak ortaya çıkıyor. Bütün yani. Bir bakıyorsun Japonya'da Suzuki çıkıyor mesela. Evet. Çağımızda da öyle. Yani şey bitti filan, artık aydınlanma bitti mi, olur mu öyle şey? Bir bakıyorsun bir filozof çıkıyor, bir sanatçı çıkıyor, bir şey. Bir dünyayı aydınlatıyor, evet. Nurlandırıyor. Evet. Cenab-ı Hakk'ın tecelli ve tezahürleri bizim itikatlarımızla sınırlandırılamaz. Biz ona ancak şahit olursak evet deriz. Yani yeryüzünde ben ayetler yarattım. Bu ayetlere bakıp görüp de geçerler diyor. Bakıp ders almıyorlar. Demek ki ayetleri görmek var. Şimdi şahit olmak dediğimiz zaman bunun iki şeyi var. Yani iki formu var. Biri şahit olmak, biri şehit olmak. Şehit ve şahit aynı kökten geliyor. Şahit demek bir başkasında gerçekleşmiş bir şeye duyusal duyularımızla tanık olmak demek. İkilikte olur. Yani ne diyelim? Birisi hüngür hüngür ağlıyor. Diyorsun ki niye acaba ağlıyor? Sebeplerini söylüyorlar. İşte evladı vefat etti. Depremdeydi. Şöyle oldu, böyle oldu. O nedenle ağlıyor. Siz buradan etkilenirsiniz. Evlat acısı çekiyor. Ve dersiniz anlıyorum sizi. O size de ki asla beni anlayamaz. Niye anlamayayım ya? İşte üzüldüğünü anlıyorum. Evladın ölmüş o nedenle. O der ki bunu sen ruhunda duyuyor musun? Zihninde anladın. Sebepleri filan anladın. Acısını duyuyor musun? Hayır dersin. Onun için şahitler, eşhedü diyenler sadece aynel yakindirler. Hakkel yakin değildirler. Aynel yakindirler. Hakkel yakin o evladın vefatının acısını çeken kişi ötekinin aynı ıstırabı ne çektiğini ıstırabını bilir. Çok ilginç bir şeydir bu. Bilirsiniz. Siz zaten sanatçısınız, müzisyensiniz. Benim de dikkatimi çekmişti. Eric Clapton diye çok slow hand, büyük gitar ustası bir İngiliz sanatçısı var değil mi? Bu arkadaş İşte B.B. King'in peşine takılmış. Mississippi değil mi? Şeylerini Evet.
öğrenmiş. Ne diyorsunuz ona? Blues öğrenmiş. Blues. Ve çok da güzel City Blues yapıyor. Ama blues City Blues değildir. B.B. King şövalye yüzükle blues yapıyor. O show o. O birilerine bunu sanat hale getirmiş. Ama blues'un kendisi. Blues neydi? Blue note'tan geliyor. Blue note yani bak mavi not. Ne de o? Üzüntü demek ya. Ağıt demek. Ağıt müziği. Ağıt müziği nerede oluyor? Sen Afrika'dan git köle olarak. Kölelikte mi? İnsanları getir. Amerika'nın pamuk tarlalarında çalıştır. Sonra karısını başka birisine, o erkeği başka birisine, çocuğunu başka bir yere. Aile parçalanmış, birbirlerine hasret, vatan hasretleri var. Sadece sana pamuk üretsin diye orada köleleştirmişsin bu insanları. Ve bu insanlar kendilerine, en ufak kendilerine dönecekleri bir şey yapmaya hiçbir zaman fırsat bulamıyorlar, kırbaçlanıyorlar. Şimdi bu acıyı nasıl duyabiliriz biz? Ayn el-Yakin filan buraya getirir mi? İlm el-Yakin bunlar. Filmini görmek filan, romanını okumak da olabilir mi? Bu insanlar o ruhsal açlıklarını tren geçtiğinde, trenin o ağır ağır, o zaman trenler öyle, çuf 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 çuf, orada ritim var dikkat tabii, et. Çık tak tak çık tak. Çok da güzel yaparsın. Aynı zamanda çufu da var. Yani o engellerden geçerken evet, perdelerden geçiyor, aynen, ritim yaratıyor. Çuf çuf da ona bir ritim daha ekliyor, bir de düdük çekiyor. Ve giriyor bu pamuk tarlaları biliyorsunuz, uzun, ovalar tabii, böyle çok geniştir. Tren bir giriyor, öbür uçtan çıkana kadar en azından bir saat sürüyor. Ona göre. O sırada ne oluyor biliyor musunuz? O sırada şeylerine, küreklerine vurarak, belledikleri o küreklere, kazdıkları küreklere vurarak, trenin ritmine katılarak, o sırada da içlerinden içgüdüsel olarak gelen o içlerindeki ıstırabı dışa vurma, ağıt yakıyorlar. Blues. Blues böyle bir şey. Bir kölenin feryadı. Sen B.B. King abi, senin deden onu yaptı. Sen de bunu al, şov yap, ondan para kazan. Fena değil, o sanat bir şey dediğim şov. Şimdi Eric Clapton da onun müridi. O da blues yapıyor ve bütün İngiltere falan, dünya seviyor falan. İşte müthiş adam falan, aslan gibi falan. Güzel, güzel, güzel. Ama sonra bir boşluk oldu. Kendisinin işte bir uyuşturucu devri geçirdi falan filan, şu bu. Sonra birden ortaya çıktı ve bestseller bir albüm yaptı ve albümün içinde en şey kritik parça Tears in Heaven. Cennetteki gözyaşları. Ve onu ben dinlediğimde, hele akustik olarak dinlediğimde, ben de gözyaşı döktüm. Hiç bilmediğim halde. Vakayı bilmiyorum. Ama öyle bir ruhum etkiledi ki hayranıydım daha önce. Ama orada bir virtüözite değil artık. Orada bir tecelli, bir tezahür var, bir ıstırap. Gerçek bir blues doğmuş yani. Vay anasını, bu nasıl olur? Meğerse oğlu Amerika'da bir gökdelenden düşerek ölüyor. Öyle mi ıstırap çekilir? Al bakayım sana ıstırap. Lafla değil, halle. İşte o ıstırap, ondan sonra o samimiyet, o gerçekten ağlama, o gerçekten ağıt, o ustalıkla birleşince ruhsallık ortaya çıktı. Gerçek bir blues oldu. Ağıt. Bizim Anadolu Alevilerinin ağıtları aynen blues'dur. O yüzden dikkat edin. Dünyada çeşitli şeyler var şimdi. Avusturyalı var, Alman var, Polonyalıları dinledim. İspanyol var, Amerikalılar var. Anadolu Alevi semahlarını kendileri orkestra kurarak ve caz şeklinde yorumlayarak yapıyorlar. Diğer şeylerimize ilgi duymuyorlar. Niye? Çünkü onlarda gerçek var. Israf. Hakiki. 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 Israf var. İşte ıstırap dediğim bu. Şakası yok. Sohbet muhabbet ıstırap işidir. Vatan hasretidir. Ha? Vatan hasreti. Vatan hasreti ne? Vel hasre innel insane lefi husrin illa lezine amenu ve amiri saliha ve tevasev bil hak ve tevasev bil sabr. Bak insan ömrüne. Hüsrandadır. Yani hasret içindedir. Perişandır ama hasretten perişandır. Neyin hasretini çekiyor? Vatan hasreti. Geldiği yeri unuttu. Ama tatmin olmuyor. Bu dünyada ne verirsen ver,
Buna filozof Hegel, Alman filozofu, romantik dönemde, büyük modern dönemin bir numaralı filozofu, diyor ki, tin yani maneviyat demek. Spirituality'ye tin diyoruz. O Geist diyor. Geist Almanca. Spiritual işte İngilizcesi. Yani Türkiye'de maneviyat demek. Diyor ki tin dışarıdan doyurulamaz. Dışarısı neresi? Duyusal evren. Sahiplenmeler, mal, mülk, zenginlik, mevki. Bunlar tini doyurmaz. Tin ne? İnsanın ruhsal dünyası. Bunu doyuramaz. Çünkü tin de kendinden beslenir. Tin kendinden beslenir. Ne yapacak? Tin sanatsal bir yaratı. Ki sanat her şeyi kapsadığı için başka bir şey de demeye gerek yok. Sanatsal yaratı da doyar tin. Tatmin olur. Dinin, din dediğimiz anlatının özü sanatsaldır. O yüzden tasavvuf dinin estetik özüdür. Tasavvufu al, dinin gerisi kurallar manzumesidir. Başka bir şey değildir. Şunu yap, bunu yapmadır. Zevksizdir. İçinde onları reddedelim. Hayır. Kurallar olmadan yaşanmaz. Kurallar rasyonelite. Rasyonelitenin arkasında ruhsallık varsa ve o da bluzu varsa, ıstırap. Bluzu olmayan insan, ağıtı olmayan insanlar yüzeyseldir. Sürekli makara yaparlar. Dikkat edin çevrenizdeki insanlara. Israf duymamış insanlar her ne söyleseniz kakara gigiri yaparlar. Kaka kaka kaka. Her şeye kaka kaka. Yapma abi ya. Yüzeyseldir. Kötü değil, bunu kötülemek için söylemiyorum. Yüzeyseldir. Derinlik yok. Bass yok. Bass yok. Bass yoksa müzikte derinlik yok. Bass ne? Bass senin kendi ruhun. Kendi ruhuna ıstırap, darp alıp ıstırap duyuyorsan derinlikli insansın. Derinlikli insan ruhuyla zihni arasında bir bağ kuran insan. Cenab-ı Nebi diyor ki, aklım beni yanıltmadı. Ruhum da aklımı tekzip etmedi. Akılla ruhun örtüştüğü bir tevhid aşamasını söylüyor bize. Mutmainne. Nefsi mutmainneyi söylüyor. Şimdi bunlar böyle bir inançla filan, itikatla bir ilgisi yok ki bunun. Bu varoluşsal bugün insani. Felsefede insani yapılması gereken, yaşanması gereken kendin için bizzatihi. Yani hepimizin yaşadığı şeyi peygamber de yaşamış demek aynen, istiyoruz aslında. Aynen, aynen. Ve onu nasıl kemale getirdiyse gösterdi. O da bize yol gösteriyor. Sen, o senin adına yapamaz. Efendim bize şefaat eyle. Ya zaten ettim. Şimdi dua ediyoruz mesela. Ya Rabbi yardım eyle. Ya Rabbi. Peki. Şimdi bir duysaydık mesela, diyelim ki bir şey, bir animasyon. Ettim ya. Nasıl ettin ya, ben anlamadım. Akıl verdik ya sana, vermedik mi? Doğru verdin. İşlet aklını. Kur'an-ı Kerim dedi ki, aklını işletmeyen insanların başına bela yağar. Hadi ben onu öyle söyleyeyim. Evet. Şahize. Anladın mı? Bela yağar diyor kardeşim. Aklı sana inzal ettik, sen aklını işletmiyorsun. Diğer yeteneklerini verdik, onları işletmiyorsun. O halde insan şimdi neydi? Sohbet çünkü açar ama toplar. Eyvallah. Furkano, Kur'ano. Açar ve toplar. Şimdi neydi? Bir itikatla itikat edenler öfkeli olur. Öfkeli olurlar. Kendi itikadına uymayan insanlardan hoşlanmazlar. Evet. Onları zorlarlar. Halbuki dinin özünde la ikraha fiddin. Dinde zorlama yok. Ama ne yapsın ki o itikadı sanki şey... Doğrulanmak istiyor. Doğru, ne güzel söyledi. Doğrulanmak istiyor. Doğrulanmak istiyorsa o zaman ikna etmesi lazım. Evet. Onun itikadı farklı. O da onu ikna etmek istiyor. İletişim yok. Birbirlerinin şeyine geçmiyorlar. Şahitlikte kaldılar. Şimdi şahitliğin yanında neydi? Şehitlik. Şehitlik işte... ıstırabı bizzat duyup onu dile getirmektir. İşte Eric Clapton'ın o evlat acısının ıstırabını dile getirmesi blues oldu. Orada şahit değil o, o şehit oldu. Tears in Heaven. Sözleri de çok güzel. Evet. Çok güzel. Ya. Bakın her yerden irşat var. Her yerden irşat ediliyor. Tabii. Görene eyvallah. Tabii. Konuşuyor her yerden. Her yerden irşat. O zaman
Cenab-ı Hakk'ın esması ayağını sabiteler. Bunlar ahlak haline getirilir insanda. Huy haline getirip toplam olarak ahlak haline geldi mi sıbkatullah, Allah'ın boyasıyla boyanmış olduğu için bu kez inkarda değil hep ikrarda kalır. Yani bir şeyi dinlerse diyelim Kızılderili'nin o büyücü dansını, o totemin etrafında tur atmasını, onu görür ve dinler ve onunla oturursa, onun ihtiyaç olarak onu yaptığını ve gerçekten ruhsal bir ihtiyaca karşılık olarak o kelamı, o da bir kelamdır çünkü, orada olduğunu, o ritüelin ona bir ikram, bir ilahi ikram olduğunu anlar ve onu inkar etmez, ikrar eder. Der ki bu mertebede ancak böyle olurdu. Biz buna şimdi Kur'an-ı Kerim'i okusak onun kulağı onu duyamaz. Çünkü yaşam koşulları ona müsait değil. Her mertebedeki hakkı gördüğü için hakkı her yerde görür ve inkar etmez, ikrar eder. Olur Merkez Efendi. Eyvallah. Olur Merkez Efendi. Ağzınıza sağlık. Allah tabii. Olur Merkez Efendi. Kabul. Çok güzel. Musa Muslihittin. Esas isim. Şimdi Mürşid-i Kamil Hakk'a yürüyecek. Evlatlarına bakıyor. Üç kişi semizlenmiş. Çağırıyor bunları. Gelin bakalım. Buyurun efendim. Diyor ki size bana emri hak şey oldu. İnzal oldu. Hak yerini bulacak. Alem-i cemale geçeceğiz. Hilafet sizden birisine ve diğerleri de ona destek olmak üzere. Yani kutup olacak. Diğerleri de sağ imam, sol imam olacak. Öyle tabir edilir ya. Üçler. Ama bunu tevzi etmemiz için siz de kulluğunuzu şeydin, ispat edin. Sadarete geçerseniz, eski tabirleri kullanmak da hoş oluyor değil mi? Yani saltanata oturursan falan. Sadarete geçerseniz ne yaparsınız diyor bir evladına soruyor. Efendim diyor ben diyor tahsil ederken sizden maneviyatı o neşeyle baktım ki dünyada cehalet var. Bu cehalet neden oluyor bu kötülüklere. Zaten Kur'an-ı Kerim'de de insan ne cahil ve ne zalimdir diyor. Ben diyor bu cehaletin giderilmesini ilahi ilmi, beşeri ilmi yaymak için hizmet edeceğim diyor. Sadareti bana verirseniz ben bunu yapacağım. Korona da dayandırdı. Tabii. Döndü diğerine. Peki evladım siz sadarete geçerseniz ne yapardınız? Kardeşimin söylediği gibi Kur'an-ı Kerim'de insan cahil ve zalimdir demişti. O cehaleti kaldıracağım diyor. Zalimlik de adaletsizlik demektir efendim. Dolayısıyla adalet de yok. Ben de sadarete gelirsem adaleti tesis edeceğim. Gene ayet-i kerimede beyz tamam, zemin tamam. Dönüyor şeye, Musa diyor. Musa, bak bu kardeşin sadarete gelirse cehaleti kaldıracağım diyor. Bu kardeşin de sadarete gelirsem adaleti tesis edeceğim diyor. Ya sen ne diyorsun? Diyor ki efendim diyor. Biz bu tahsilde her şeyi yerli yerinde gördük. Allah'ın muradını bilmedikleri için böyle diyorlar. Allah'ın muradı yerindedir efendim. Merkezi buldun Musa. Siz de onun yardımcısı. Ha ne demek? Yani cehaleti gidermeyi reddetmiyoruz. Herkes her şeyi merkezinde bulan kutuptur. Ama diğerleri de onun yardımcılarıdır. Biri adalettir. Biri ilim. Şu zerafete bakın ya. Şimdi efendim bu şeylerde ne var ki? Bir araba şey. Bu irfaniyet, mirfaniyet diye satıyorsunuz ortalıkta. Ne var ki bunda? Bugünkü neler var? Avrupalılar almış gitmiş başına. Anlamadığımız Arapça kelimelerle bize bir sürü şey anlatıyorsunuz. Tabii. Ne diyorsunuz? Evet. Bir de millet aya gitti siz bunlar yani. Aya evet, git. Ha İstanbul'dan İzmit'e gittin arabanın içinde. Hadi aya gittin. Ne farkın var kardeşim? Evet. Çok kabadayı mı oldun yani? Değişen ne? Aya gittin geldin ama sen hala aynısın. Evet. Senin değişmenden söz ediliyor burada.
Kendini hatta bulamayıp ayda bulmaya çalıştı. Dönüşmeden. Dönüşmekten söz ediyor. Yer değiştirmek değil. Dönüşerek başkalaşmak. Maya aldın mı artık kaşar peyniri mi mayası aldın? Oldun kaşar peyniri artık sana süt diyemeyiz ya. Evet. Yoğurt da diyemeyiz. Ve dönemezsin oraya. Ve dönemezsin. Dönemezsin. Size değilsin. Bitti yani. İşte dönüşmenin ilmine, irfanına ait büyük bir geleneğin üzerine oturuyoruz. Kor ateş durur. Korlar sönmüş değildir. Üzeri kül. Üzeri kül olduğu için yok diyor herkes. Ya bir üfle be. O kadar. Hadi bir üfle o zaman. Üfleyelim. Kor yani. Ateş. Ne okuyalım bu? O zaman hiç böyle nasıl bir anda? Hadi oku bakalım. Ne bu efendim? Oo Hacı Bey, güzel hareket. Usta. Ömrün şu biten neşvesi tam olsun erenler. Ömrün şu biten neşvesi tam olsun erenler. Son meclisi cam üstüne cam olsun erenler. Son meclisi cam üstüne cam olsun erenler. Şükranla veda canı fenaya, şükranla veda ettiğimiz canı fenaya. Son pendiliz lafa devam olsun erenler. Son pendimiz ala fadevam olsun erenler. Evvel giden ahbaba selam olsun erenler. Hu, nur olsun, nur olsun, iman olsun. Aşk olsun.